şekilde. O yüzden ilginç yani. Okuması çok keyifli olacak bunu. Ne zaman okuyacağım? Sıçarken okuyacağım. Arkadaşlar tuvalete telefonunuza girmeyin. Tuvalete bir kitap bırakın. Sıçarken okuyun. Vallahi bak bitirdiğiniz kitabın haddi hesabı olmayacak. Yemin ediyorum bana teşekkür edeceksiniz. Tuvalete Sen kitap her koyun. gün bir ansiklopedi bırakıyorsun. Tuvalete kitap koyun abi. Git Türk tarihi öğren. Türk tarihiyle ilgili de şu kitaptaydım en son. Onu da bitirmedim, yarıda kaldı ama onu tuvalete koymaya içim el vermedi. O yüzden dur. O da şu. Bunu tuvalete koyamadım ayıp olur diye. Kabız değilim abi de. Sen tuvalette 15 dakika Instagram'da gezerken ben 30 sayfa kitap okuyorum amına koyayım. İlber Ortaylı Osmanlı'ya bakmak. Osmanlı'nın çağdaşlaşması adında bir kitap okuyorum. İlber Ortaylı'nın yorumlaması çok iyi. Benim hoşuma giden kısmı yorumlaması, hani tarihçi değilsen bile bu kitabı çok rahat okuyabiliyorsun. Öyle diyeyim. Yani bazı kitaplar vardır sadece tarihçi okuyabilir. Hani İngilizce'de heavy read dediğimiz, hani terminolojisi içinde çok olan kitapları mesela normal insan okuyamaz. O yüzden bu tip kitaplar hoş oluyor. İlber Ortaylı'nın yazdığı bu kitap mesela akıcı bir anlatım var ve çok terminoloji kullanılmamış. Sıkmıyor, baymıyor. Tuvalette mikrop kapmıyor mu kitaplar? Valla abi dünyadaki en pis şeylerden birisi yemek yemeye gittiğinizde restoranda tuttuğunuz menülerdir. Çünkü menüleri herkes avuçlar. Tuvalete sıçmaya gittiğinizde restoranın kapı kulbuna dokunsanız bile daha az mikrop kaparsınız. Ama yemek yemeden önce hepiniz menüyü avuçluyorsunuz sonuçta. Prost. Elimizde yemiyoruz ki yemeği. Anladım kanka. Zaten çatala dokununca çataldan dolanmıyor falan filan. Eyvallah. Doğru. Çok dediğinde ki zaten. Kapı kulbu daha pis bu arada. Yok, bununla ilgili bilimsel bir makale okumuştum. Gerçekten restoranlardaki en pis yer menüler arkadaşlar. Kapı kulbu o kadar pis değil. Ve size bir tavsiye daha. El kurutma makineleri var ya, tuvaletlerde üfleyen. Onu asla kullanmayın. Asla kullanmayın. Islak elinize havadaki bok parçacıklarını gönderiyorsunuz. Havaya karışmış olan. Al. Asla kullanmayın abi. Böyle elinizi ıslak ıslak alın. Pantolonunuza silin. Daha iyi. Sakın kullanmayın. Benden size tavsiye. Ondan sonra ah karnım ağrıyor diye dolaşırsınız. Lan ben elimi yalıyordum onu kullandıktan sonra. Al işte. Bir Ya. CK ikimiz var ya. Var mı ya? Valla bir House Stark, Mini House Lannister. avukat 50 bit.